Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Bugün yepyeni bir videoda yepyeni bir konukla sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz günlerde özellikle toplu iş sözleşmesi konusu çok basına yansıdı. Türk Hava Yolları'nın çalışanlarıyla yapmış olduğu toplu iş sözleşmesi ve bunun sonucunda gerçekten insanlar, çalışanlar hak ettikleri zamla aldılar mı? Özlük haklarında herhangi bir gelişme, iyileşme oldu mu? olduysa ne oldu ve insanlar özellikle de Türk Hava Yolları'ndaki first officer'lar neden hava işten ayrılıp hava sene büyük bir topluluk olarak geçmeye başladılar? Bütün bunları konuşacağız sizlerle. Aklımıza gelebilecek başka sorular da varsa zaman zaman benim e, takipçilerimden aldığım soruları da soracağım. Bugünkü konuğumuz Havraserin başkanı Seçim Seçkin Kocak. Hocam hoş geldiniz. Hocam diye hitap ediyorum. Kusura bakmayın eğer. Estağfurullah. Ne demek? Ee, ...meslektaşız Meslektaşı sonuçta. Aynen. Bizim biliyorsunuz kendi literatürümüzde hani birbirimize hocam deriz, kaptanım deriz. Ee, evet. bu bir nezakettir. Aynı zamanda mesleğimizin de güzelliği tabii. Ben evet. öncelikle böyle bir yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz tabii Rica arkadaşlarımızla ederim. beraber sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, sizin de şimdi soracağınız sorular üzerinden gidelim. Çünkü konu Türkiye'de bir e, sendika karar kanunu, iş kanunu ve havacılık. Yani baktığınız evet. zaman saatlerce aslında bizim hazırladığımız şeylerde çok büyük eksiklikleri olan e, konular e, maalesef. İsterseniz yani ben konuşursam çok uzun konuşurum. Siz beni ikaz <laughs> edin arasında. Tamam, ben sizi ikaz ederim arada sırada. Evet. Şimdi e, hava sen neden var? Nasıl ortaya çıktı? İsterseniz oradan başlayalım. Tabii bunu ben e, aslında birçok yerde anlattım. Çok uzun bir <laughs> hikayesi var aslında. Yani 2010'larda başlayan, 2013'te yeni hava iş yönetiminin seçilmesiyle devam eden ve Türk Hava Yolları'nın çok hızlı büyümesiyle artık böyle daha profesyonel yönetim isteyen bir şirketin e, şey olması, e, ortaya çıkması ve burada işçi haklarının, demeyelim havacılık çalışanlarının aslında bir kanuna tabi olmamaları ve bunun çözülememesi, dinlenme sürelerinin ve kazanımların yavaş yavaş elden çıkması sonucunda evet. e, öncelikle biz Türk İş'e bağlı Hava İş Sendikası içerisinde bir grup oluşturduk. E, o zamana kadar biliyorsunuz yönetim kaptanları da değildi veya kabin memurlar arkadaşlığımız da değildi. E, bunun sebebi de şu %75 uçucu aslında yetkili sendikanın e, üyeleri. Biz orada o süreci tamamladık yüzde yediş üyenin oyunu alarak ancak delege sayısının yüzde otuzunu çıkarabildik. Türkiye'de böyle bir delege sistemi var maalesef evet. ve çarpık bir sistem. Yani bu sendika tüzüklerinin demokratik açıdan kontrol edilmemesi veya bunun hani demokrasiymiş gibi gözüken ortaya bir sandık koyuyorsunuz ama sonuç sizin istediğiniz gibi çıksın diye koyduğunuz bir şey var kurallar bütünü var. Biz Aynen. orada tabii bunu e, bu süreci bitirdik. Yani bitirmemiz gerektiğini biliyorduk. Bitirdikten sonra yönetimde söz sahibi olamıyorsunuz. Yani uçucular, e, sendika yönetiminde söz sahibi olamayınca yeni sendika kuruluşuna geçtik. Orada tabii bu hı hı. şeyi de anlatmıyorum. Yani baskıları e, tehditleri çünkü biz çok basit haklarımızı savunacak bir sendika kuracağız ve havacılık sendikası kuracağız. Havacılık sendikası dediğiniz zaman hani siz daha iyi takdir edersiniz. Türkiye'de faaliyet gösteren bir sendika değil sadece havacılık sendikaları. Evet. Yani sizin iş alanınız bütün dünya. Hani pandemide evet. mesela ben Hong Kong'daki sendikaları arayıp buradaki arkadaşlarımızın işte yeme, içme, barınma internet gibi sorunlarını çözmek için onlarla görüştük. Yani böyle evet. bir alanınız var. Ama siz yerelde alışılagelmiş gelmiş bir sendikayla devam etmeniz mümkün değildi zaten. Ondan sonra biz 2018'inde sendikamızı kurduk. 30 günde 4700 üyeye ulaştık. O dönemde 30 günde 4700 üyeye ulaşınca klasik Türk siyasetinin diyelim kötü alışkanlıkları hani kendinden olmayanı vatan haini işte şey düzeni bozmaya çalışan yaramaz çocuklar e, gibi algılamayla Türk Hava Yolları sendika düşünün bir işveren var altında çalışanlar var çalışanlar bir sendika kuruyorlar ama nedense biz hiç Türk Hava Yolları yönetimiyle bir sorunumuz olmamasına rağmen birdenbire 4700 üyeye ulaşıp üye sayısı artmaya devam edince Türk Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ortaya çıktı. Dedi ki sendika siz çekilin bakayım bu işleri yapamadınız yetkili sendikasına. Ondan sonra personelle toplantılar yapıp resmen açık açık ya bu bizim sendikamız budur. Bunlar başka bir birileri biz de orada çalışanlar düşünün 4700 üye demek o zamanki çalışanların %40'ı falan demek yani 30 Peki bu yapılan getirdim? yasal mı? E, yasal olmaması lazım. Örneğin bunu hmm. Amerika'da yapmaya kalksa bir e, sendikaya karşı bir yönetim e, kesinlikle e, yani çok büyük cezaları var bu tür şeylerin. Ki Amerika biliyorsunuz kapitalizmin tabii, beşiği. Şimdi yasal değil tabii ki ama bizim iş hayatında Türkiye'de bunlar alışılagelmiş. Ve bunu kanıksamıyor kimse yani işverenin baskı yapması istediği sendikayı seçmesi... Şu anki sendikal yapının da işine geliyor. Yani düşünün 40 yıldır sendika başkanı olan adam var. 30 yıldır sendika başkanı olan adam var. Üye aidatları geliyor. Hani bunun çok daha fazla işi dedim Yani ya, birçok konu var aslında hani bu sakat. Biz bu aradan çıkan bir sendikayız. Evet. Yani mücadele vererek çıkan bir sendikayız. Ve aslında e, kurucularımız da güçlüler. Yani siyaseten de güçlüler. Ee, bunu anlattığımız zaman bize iktidar partisi dair herkes tam haklısınız diyor ama sonuçta biz bir şeyler yaşıyoruz. Yani bu yaşadığımız şeyler şeylerde e, havacılıkta bir şeyler yapmak istiyorsunuz ülke olarak. Bir yere gelmeyi istiyorsunuz. Ama evet. e, oraya gelmek için de iyi bir işçi kuruluşuna ihtiyacınız var. Ve bu işçi kuruluşu da e, havacılık üzerinde çalışan bir işçi kuruluşu olması lazım. Düşünün biz hani Türk Oyaları olarak yaşanan sıkıntılardan bir tanesi neydi? Amsterdam kazasıydı. Biz onu temizleyebildik mi dünyadan? Yani insanların zihninden evet. aklından atabildik mi? Yani oradaki hataları artık bunlar yapmaz e, diyebiliyor muyuz? Veya bir Kuantas gibi ya uçuş emniyetinde birinci sıraya Türk Hava Yolları'nı, ikinci sıraya Pegasus'u, üçüncü sıraya üçüncü bir Türk şirketini koyabiliyor muyuz? Yani böyle bir yolda mı ilerliyoruz acaba yoksa başka bir yolda mı ilerliyoruz? Yani bunlar hep Yok, böyle. Yok her, herkesin derdi günü kurtarma mümkün olduğu kadar tabii insanları işte, çok çalıştırma, dinlenme sürelerini pazar mesailerini elden alma vesaire. İşte şimdi bu süreçte orada biz 2018'de bunu kurunca yönetim Türk Yolları yönetimi bu işe müdahale edince baskı geldi tabii arkasından arkasından bizim 16 tane arkadaşımızın iş aktif esedildi bu işte önce olan arkadaşlar. Ondan sonra biz tabii bu davayı kendimiz, bu 16 arkadaş hepimiz de sendikal açıdan e, Türk Hava Yolları'ndan ilişkimizin kesildiğine dair kazandık. Yani hukuken bunun tespitini yaptırmış olduk. Şimdi sizin dediniz böyle bir baskı yapılabilir mi? Kanuni mi değil mi? Aslında baktığınız zaman kanuni değil. Ama nasıl bir süreç yürüteceksiniz veya kime evet. gideceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Şimdi burada bir sıkışmışlık işte tepeden aşağı doğru gelen bu sıkışmışlık Bizim sektörde daha fazla hissedilir halde. Yani Tabii. siz bir ülke bilinciniz var, millet bilinciniz var, bir yerlere gelmek istiyorsunuz, şirketlerinizin büyümesini istiyorsunuz. Bunu ben canı gönülden istiyorum. Yani ben bir e, Türk çocuğu olarak e, Anadolu'da tam dünyanın ortasına çakılmış bir yerde dururken ben bir luftansa kadar kar etmek isteyen, yani kar edilmesini isteyen, bir işte... Amerikan şirketleri kadar büyüyebilecek bir potansiyele sahip bir coğrafyanın çocuğu olarak bunun büyümesini istiyorum. Ama bu yapıyla bunun büyüyemeyeceğini de biliyorum. Yani siz havacılığı sadece uçak alıp onu işletmek olarak düşünürseniz uçak aldığınız adam sizden daha fazla büyüyor. Yani evet yakıtı dışarıdan aldığınız oradan daha fazla. Onun parçasını üreten sizden daha fazla büyüyor. Şimdi bunların kırıla kırıla gitmesi lazım. Bunun da bir de hani kendi insanınızı düşünürseniz. E, yapıyı düşünürseniz, bir şeyleri doğru yaparak gid gidiyor olmanız lazım. Yani bir havacılık sendikası. Şimdi geçen hafta veya 10 gün oldu e, Almanya'daki havacılık sendikası Verinung, parlamenterle Alman parlamenterle... toplantı yaptı. Havacının geleceğini anlattı. Biz niye yapamayalım bunu? Yani biz böyle bakıyoruz. Ama siz şimdi evet. yetkili sendikanın yönetimine bakarsanız, FDİ deyin başkanı bilmiyor. Hı hı. Yani. Böyle havacılık sendikasında FD'nin ne olduğunu bilmeyen, bunu anlatamayacak olan veya aprona çıkmamış bir yönetimin olduğu bir yapıyı siyaseten koruyup doğru şeyler beklerseniz bundan doğru şeyler alabilme olasılığınız yüzde bir bile değil. Evet. 0. Bu arada ben bir parantez açayım isterseniz teknik bir tabir kullandığınızı FDL dediğiniz şey Flight Time Limitations yani pilotların ve aynı zamanda kabin ekiplerinin ne kadar uçabileceklerini, ne kadar süreyle dinlenmeli gereklilerini evet. belirtilen bir yasal düzenleme var. Bunu e, havacılık otoriteleri bütün dünyada yapıyorlar. Hangi ülkeye giderseniz benzeri var ve buna göre işte ne bileyim şu kadar günde bu kadar boşunuz olması lazım, şu kadar uçtuktan evet. sonra şu kadar boşunuz olması ve gittiğiniz yerlerde de şu kadar istirahat etmeniz lazım denilen bir e, genelge veya bir yasa diyelim öyle anlatalım. Evet Altına imza evet. attığımız ve, bir kural evet. yani. Ama maalesef hepimiz gördük ki ben bunu daha önceden de ele aldım. Pandemi sürecinde bu tür e, ellerinde olan haklar, yorgun olmaması, pilotların uçmaması, kabin ekiplerinin uçmaması olan onlara verilmiş olan bazı haklarda danışıklı dönüş şeklinde bir şekilde bunlar geri alındılar. Bazıları yani yerle bir edildi vesaire evet. vesaire. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Şimdi bu süreçte... ee, ne yazık ki oradan da geri dönüş pek olmadı galiba, değil mi? Yani şöyle, bu süreçte şimdi siz de hani literatürü takip ediyorsunuz. Ben de 90'lardan beri askerken de e, havacılık literatürünü takip eden birisiyim. Aynı zamanda arşivciyim de. Yani böyle havacılıktaki e, bütün dergiler falan hepsi gelir. Yani günlük benim bir saatim en azından bu haberleri okumakla geçer. Şimdi son dönemlere dikkat ederseniz işte havada uyuyan pilotlar. Ee, e, hani makaleler çıkıyor, yazılar çıkıyor, araştırmalar çıkıyor. Sivil havacılıklar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizdeki karşı otoritelerin anketleri var. Ee, buna göre bir şeyler yapıyorlar. Mesela bu işte flight time limitation ile ilgili ya bunun aslında insan doğasına biraz zorlayıcı bazı kural e, maddeleri olduğu konusunda hem fikirler. Şimdi Avrupa Birliği Komisyonu da bununla ilgili bir çalışma yaptı. Mesela dinle şeyin e, uyku sürelerini kredilendirmeye gidiyor şu anda. Onunla e, bir ekstra bir şey koydu. E, şimdi burada biz bunu 2010'lu yıllardan itibaren bu şekilde ile göre uçuyoruz. Ama Hı -hı. Avrupa'daki şirketler daha çok gündüz uçuşlarının çok olduğu ve dinlenme sürelerinin bu sendikalar vasıtasıyla daha uzatıldığı şeklinde uçuyordu. Pandeminin sonra biliyorsunuz gelen pilot krizi yani 55 yaş hatta 50 yaş üzerinde birçok insanın emekli olması, bu işi bırakması sonucu kaptanların bir sıkıntı var şu anda. Bu sıkıntıdan dolayı Avrupa'daki şirketler de bizim gibi uçmaya başladıklarını dediler ki ya bu FTL'e göre uçuşta ciddi bir biriken yorgunluk var. Yani biz bunun adına bitkinlik diyoruz. Evet. Bunun için şimdi birçok Amerika'da dahil işte e, oradaki sendikalarda dahil olmak üzere Avrupa'daki büyük sendikalarda dahil olmak üzere toplu iş sözleşmelerinde bu dinlenme sürelerinin artırılması neredeyse birinci madde olarak geldi. Yani maaş artışlarının önüne geçti. Çünkü insan evet. olarak hayatınıza bir şey kalmıyor. E biz şimdi bunu Türkiye'de konuşabiliyor muyuz? Yani ben desem ki şimdi sendika başkanı olarak ya pilotlar uyuyor desem e benden önceki sendika başkanı işten atıldı bu yüzden. Yani Avrupa'daki evet. bir örneği verdiği için e, dediler işte Türk Hava yollarına zarar veriyorsun vatan haini günlerine falan. Şimdi siz Türkiye'de bir konuyu tartışamıyorsunuz. Yani Bizim bu problemimiz var dediğiniz zaman ortaya Türk Hava Yolları gibi milli bir şirket olduğu için hiçbir konuyu tartışamayacak haldesiniz. Bir şey söylediğiniz zaman evet işte bu arkadaşımız gördüğünüz gibi bir vatan hainidir e, zarar veriyor e, söylemiyle karşınıza bir kitle dikiliyor. Ya teknik Maalesef. konu tartışılıyor. Bu havacılığın teknik konularından bir tanesi. Şimdi biz mesela... Ki onun ötesinde güvenliğini, uçuş güvenliğini de etkiliyor. Yani sizin eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz uçaklara biniyorlar. Ve evet. o bitkin halde uçan pilotlarla beraber uçuyorlar. Siz e, şeyden, uyuyan pilotlardan bahsettiniz. Onun dışında kalp krizlerinde çok büyük bir e, yukarıya Artış doğru var. bir iğme var. Evet. Yani şimdi burada tabii evet. biz hani havacılık hemen bir iş kanunundan bahsetmem lazım burada. Neden bizim ana sıkıntımız nedir diye. Şimdi iş kanunu Avrupa Birliği sürecinde hazırlanan bir kanun ve o kanunda... Deniz ve hava taşımacılığı işlerinde çalışanlar iş kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Ama yer iş, yerde çalışanlar değil. Sadece uçuşçular. Yani kimler bunlar? Kabin ve kokpit personeli. İş evet. kanunu kapsamı dışına çıkartıldığınız zaman bizim kanun sistemimizde hizmet sözleşmesini düzenleyen, eksiklikleri gider, gideren diğer kanun borçlar kanunu. Şimdi burada e, hukuk sistemi açısından baktığınız zaman yani avukat arkadaşlarım veya hukukçuların söylediği Dolayısıyla siz iş kanununa tabi değilseniz net olarak iş kanunu dışına çıkarıldıysanız borçlar kanununa göre hizmet sözleşmeniz değerlendiriyor. Burada da ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve birçok haklar yönünden iş kanunundan daha geridesiniz. Biz şimdi burada 97 geçen bir arkadaş sokuyorduk ya 97'de de hazırlanmış havacılık iş kanunu. 97'den beri Türkiye bir havacılık iş kanunu çıkaramıyor veya havacılık çalışanlarını çok nasıl çalışacaklarına dair bir kanun çıkaramıyor. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki, geçen birisi eleştiri atmış. Ya tek sendikacı sen ne? Senden önceki sendikacılar bir şey yapmadı mı? Ya kanunu yapmamış ki neyi yapsın? Yani evet. benim kanunum yok. 97'den beri havacılık çalışanları, uçucular nasıl çalışacak? Bu kanun çıkmamış kardeşim. Sendikanın işi ne? Yani neye tabi olacaksın? Bunu çıkartmadıktan sonra ana görevin ne senin? E ben şimdi bunu sorduğum zaman da Mesela eski arkadaşlarımız sendikacılar kızıyorlar. Ya niye kızıyorsunuz? Benim iş kanunum yok. Ben bir kanuna tabi değilim. Bunun için biz 2018'den beri ben bütün siyasi partilere e, bir iş kanunu, e, yeni bir kanun yapma değil de iş kanunun bu dördüncü maddesinin düzenlenmesini istedik. Nasıl düzenlenmesini istedik? Ya biz iş kanuna tabi olmak istiyoruz. Ama iş kanunda çalışma sürelerinin dışında bir çalışma süremiz var bizim. İki tane madde istiyoruz. Bir, iş kanunundaki sosyal haklar yönünden tabi olacağımızı söyleyen bir madde. İki, çalışma sürelerimizin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikle düzenlenebileceğine dair bir madde eklenmesini istiyoruz iş kanunu. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani bunu düzenlemek Mecliste günden kaç tane kanun önergesi veriliyor? Yani böyle yani bir şey yapmak çok da zor bir şey olmasın. Her anlattığımız her anlattığımız siyasi, parlamenter, işte iktidar partisi, muhalefet partisi. Ya diyor haklısınız biz bunu böyle bilmiyorduk ama şeyi de veriyoruz, kanun teklifimizi de hazır olarak veriyoruz gerekçesiyle beraber. Ama baktığınız zaman bir türlü yürümüyor. Ülke bir türlü normal gündeme gelip bu konuları tartışır hale gelemiyor. Veya bunu bir torba yasa adeti var şimdi işte torba yasaya sokup bunu geçiremiyorsunuz. Peki kaç bin kişi? E, baktığınız zaman şimdi sayımız yani 50-60 bine yakın e, ulaşan bir sayı var şu anda kanun dışı. Yani bir kanuna tabi olmadan e, çalışma hayatını düzenleyen sizinle ilgili bir kanuna tabi olmadan çalışan bir kitle var ve bu kitlede boşlukları doldurmak amacıyla hizmet sözleşmesindeki boşlukları doldurmak amacıyla hazırlanmış bir kanuna yani borçlar kanununa tabi olmak zorunda kalan bir kitle bu. Bunun düzenlenmesi yapılamıyor. Şimdi buradaki sıkıntılar işte <laughs> toplu iş sözleşmesiyle çözülebiliyor ancak. Yani bütün havacılık çalışanlarının sendikal olup toplu iş sözleşmesi yapar halde olması lazım ki iş kanunundaki o maddeleri toplu iş sözleşmesine koyun ve bunlar o haklardan yararlansınlar. Şimdi sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani Peki şeyin. şunu söyleyeyim hocam bu zamana kadar toplu iş sözleşmelerinde konmamasının nedeni nedir? Mesela siz toplu iş sözleşmesi yaptınız diyelim. Bunu götürdüğünüz zaman işverene e, olumsuz cevap mı alıyorsunuz yoksa başka nedenleri mi var? Yok işte olumsuz cevap almıyorsunuz çünkü normal işçi statüsünde çalıştığınız için işveren bunu zaten kabul ediyor. Yani ben diyor işçi statüsündesin e, işte Türk Hava Yolları'nın yapılan toplu iş sözleşmesinde <laughs> ihbar ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iş kanunu hükümleri uygulanacaktır dediği için iş kanunu hükümleri uygulanıyor. Bazı şirketler de bunu uyguladılar personeline. Yani borsalar kanununa tabi İhbar ve kıdem tazminatı yönünden iş aktifesi olduğu zaman bunları uyguladırır. Ama hukuka gittiğiniz zaman kanunen siz hakimin karşısına çıktığınızda hakim sizi borçlar kanununa göre e, değerlendiriyor ve ona göre tamam. yargılıyor. Yani haklarınızı ona göre veriyor. Yani işverenin iyi niyetine kalmış oluyorsunuz. Şimdi Türk Hava Yolları'ndaki toplu sözleşmede çok önceden bu iki madde, e, bu maddeler konulduğu için e, Türk Hava Yolları çalışan arkadaşlarımız ihbar ve kıdem tazminatı yönünden iş kanununa tabiler. Ama evet. bir Charter'da veya Pegasus'ta veya diğer şirketlere SunExpress'te, e, diğer şirketlere çalışan arkadaşlarımız biraz önce anlattığım durumdalar. Dolayısıyla burada e, ciddi bir sıkıntı var çalışanlar açısından. Şimdi bizim işte sendika kurma veya tekrar bu işe başlama ve bu riskle riskleri alma, bu zorlukları çekme sebeplerimizden bir tanesi de bu. Yani çalıştığımız ortamı veya kanunu bir altyapı istiyoruz. Bu kanunu altyapının da kurulmasını istiyoruz. Bakın size çok İlginç de bir şey söyleyeyim. Şimdi gidelim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na girelim. İki kaptan olarak, bağ kaptanım sizle beraber. Ya bize havacılık kaptan ve kabinin çalışmasıyla ilgili sizin görüşünüz nedir diyelim? Sıfır. Evet. Sıfır. Yok çünkü. Niye? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü var orada yapıyor. Ya kardeşim senin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün alanı belli. Sen Çalışma Bakanlığı'nın bunu... alanı belli. Çalışma Bakanlığı'nın alanını belli. Şimdi fırında, orada fırın var. Fırında çalışırken ne olacak, ne bitecek? Havacılıkta bazı düzenlemeler var emniyetle ilgili. Ama, ama Çalışma Bakanlığı olarak bunları sen düzenlemek zorundasın. Yani evet. e, o kadar çok geniş ki. Şimdi ben bunu bir de mesela şöyle hani biz niye sendika derken adam gibi bir sendika istiyoruz. İlo Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, IQ ile ilgili e, beraber yıllık yaptığı toplantılar var. Şimdi Türkiye'de kimsenin haberi yok niye çünkü umurumuzda değil yani e, oralarda Türkiye'nin adı yok sonra diyorsun ki ben havacılıkta işte çok iyi bir yere geleceğim e, e, sözüm dinlenecek ya sözün dinlenmez senin uluslararası çalışma hayatında havacılıkla ilgili bir etkinliğin yok katılımın yok bir yazdığın madde yok ortaya koyduğun bir şey yok hani bunlar olmadığı sürece sen o kuruluşlarda nasıl havacılık adına konuşacaksın nasıl iyi bir yere geleceksin bunu sendikalar yapıyorlar e bizde de yok bu iş. Yani biz ee, dedim gibi de... konu uzar, hani evet. çok şeyi var. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ben işte bütün kariyerim boyunca Amerika'da çalıştım ve şu an ikinci hava yolundayım Amerika'da çok fazla hava yolu değiştirme olmuyor, ama ikisinde de sendikada, özellikle birincisinde bayağı aktif olarak çalışıyordum gönüllü olarak ve aslında sendika dediğiniz zaman yıllardan boyunca gelmiş bizim Türkiye'de bir Kötü bir imaj var o S harfinle başlayan kelimeyi kullandığınız zaman ama Amerika'da baktığınız zaman veya dünyanın diğer başka ülkelerinde gelişmiş havacılık açısından gelişmiş ülkelere baktığınız zaman sadece ve sadece ya işte ben şu kadar para istiyorum diye bir pazarlık yapan bir kurum değil sendikalar uçuşcuların uçuş şeylerini de mesela çok basit örnek vereyim. EFE'nin altında çalışıyoruz biz tabii ki Amerika'da olduğum için. EFE'nin kuralları bellidir dinlenme konusunda ama bizim toplu iş sözleşmesi onu bayağı bir yukarı çıkarır ki EFE'nin sınırlarının çok daha üzerinde bir dinlenme verir bizim gittiğimiz zaman. Veya yani ne bileyim verilecek mesai örneğin kaç saat fazla mesai yapabiliyorsunuz? En fazla 20 saattir. Onun da özel kuralları vardır. O kurallar yerine geldiği zaman şeydir ama mesela EFE bunu 24 saat belirlemiştir. Yani e, genel anlamda bakıldığı zaman sendika sadece böyle insanlar için pa ücret pazarlığı yapan bir şey değil. Dediğiniz gibi dünya çapındaki diğer sendikalarla da bir araya gelip Amerika'daki diğer sendikalarla da bir araya gelip kardeşim siz böyle mesela çok basit bir örnek bizim e, 747 e, T8'lerde Sert inişler çok fazla görülmeye başlandığı zaman diğer başka kim var bu uçağı uçuran? Ha UPS var. Sendikalar birbirleriyle konuşup siz bunu önlemek için ne tür önlem aldınız gibilerinden havayolunun işletmesiyle bile ilgili bir takım değişiklikler yapılabiliyor, bir takım öneriler getirebiliyor ve aynı zamanda bu değişiklikleri de şirket ya sendikadan geldi bana ne kardeşim demiyor çünkü onun da işin içinde olması lazım diyorlar ki ya kardeşim tamam uçaklarımıza zarar gelmesin bakıma girmesinler saatin işten ötürü. İşte böyle bir ortak bir çalışma yapılabiliyor. Evet. Bizim istediğimiz ee, veya tahayyül ettiğimiz şey bu. Sizin istediğiniz de o. Keşke Türkiye'de evet. de böyle bir şey olsa. Çünkü şöyle bir Pardon Buyurun. sözümüzü kestim Şimdi mesela ekip planlama ekip planlama sıkıntıları var. Şirket planlıyor. Ya yani niye şey yani ben sendika olarak niye bu işte yokum? Niye planlamıyorum? Şimdi mesela şirket diyor ki benim şu kadar kaptana ihtiyacım var. Niye ben hesap yapıp senin ne kadar kaptana ihtiyacın var veya çalışana ihtiyacın var diyemiyorum. İşte şirketteki dönüşüm veya değişimlerde sendik olarak ben aldığım aidatları nereye harcayacağım? Altıma makam arabası mı alacağım? Yani evet. e, daha lüks bir yaşam tarzı mı veya bir zenginleşme aracı olarak mı kullanmam lazım? Yoksa bu aidatlarla ben şirketin aynı zamanda çünkü Türk Hava Yolları bakın şu mantığı iyi, iyi oturtmak lazım. Yani bizim mantığımız şu Türk Hava Yolları benim şirketim kardeşim. bizim Türkiye'nin şirketi. Evet. Yani biz bununla büyüyeceğiz. İşte Ajit olsun, Pegasus olsun, diğer Sun Express olsun. Havacılık millidir. Yani hiçbir ülkede gidip havacılık şirketi satın alamazsınız yani. Çoğunluğunu size vermiyorlar. İşte Türk Hava Yolları gitti, Polonya'dan almaya çalıştı. Vermediler. Vermezler yani. Çünkü direkt paranın akışının olduğu bir, bir sektördür ve hepsi millidir. Yüzde sizin olması lazım. Sizin kontrolünüzde olması lazım. Şimdi burada bu sektörü büyütmek için de işte bir sendikalar var, sendika var ve Sadece ücret ücret pazarlığı yapıyor. Ama siz aynı şekilde bir yönetim kurulu başkanının e, sanki onun sahibiymiş gibi gözüküyor işte yöneticiler değil, çalışanlar bunun sahibi. Çünkü bu şirket ne kadar büyürse, Gerçekten bu kadar abi. Türk çocuğu buradan istihdam edilecek, Tabii. yüksek gelir elde edecek. İşte burada dolarla, euro ile konuşulan paralar vardır. Yani e, global olduğunuz için siz uluslararası alanda likiditesi olan para üzerinden konuşursunuz. Şimdi siz pilot maaşlarını Kafanıza göre Türk lirası üzerinden azaltıp artırma şeyiniz yok. Koyuyorsunuz kriteri, diyorsunuz ki şu an ne kadar e, ortalama ücret, ona göre bir ücrete getirmeye çalışıyorsunuz. Yoksa e, elinizdeki lisanslı personel kaçıyor çünkü bu lisansların hepsi uluslararası geçerli olan lisanslar. Yani sizin yer personelinizin de aldığı eğitimler var. Altına siz imzayı çakıyorsunuz. Bu adam dispatcher'dır diyorsunuz. işte bu teknisyen'dir diyorsunuz bu kabin memurudur diyorsun. Bu lisanslarla gidip dünyada herhangi bir yerde herhangi bir işe başvurabiliyorlar. Yani ülkenin sınırlaması falan yoksa. İşte Orta Doğu'da özellikle, şirketle... son, özellikle son iki yılda Amerika'ya gelen çok fazla Türk Hava Yolları'ndan veya Türkiye'deki diğer hava yollarından bir sürü arkadaşımız var. Kimileri Green Card alıyorlar, kimileri de bu EB2 mi EB3 vizisine başvurup onay aldıktan sonra Amerika'da uçmak için sıfırdan başvurular. Çünkü Amerika'da dediğim gibi şirket değiştirdiğiniz zaman en alt seviyeden first officer olarak diye başlarsınız, yılların kaptanı bile olsanız. Buna rağmen bunu göze alıyorlar çünkü hem maaşları düşüyor hem işte biraz egoları zedeleniyor hem de aynı zamanda belki de uçtukları uçağın farklı bir şeyinde başka bir tipte uçuyorlar. Ama buna rağmen insanlar abi rahatladık ya bu neymiş filan falan dediklerini ben görüyorum çoğunda. Çünkü evet ekip planlama sizi boş gününüzde aramıyor. Arıyorsa da siz izin verdiğiniz için arıyor. Evet şimdi boş burada gününüzde işte hiç rahatsız etmiyor mesela sizi. Bu tür bir sürü şeyler var. Şimdi burada bizim istediğimiz ya herkesin huzurla görev yapabileceği, mesai yapabileceği, sosyal hayatının olduğu bir çalışma düzeni. Yani biz arkadaşların evet. yorulmasın demiyoruz. Bizim işimiz yorucu bir iş. Stresli bir iş. Yani neyse o sizin kural neyse maksimumuna şirketsiz uçurabilir. O kurallara dikkat ettiği sürece, kural ihlali yapmadığı sürece uçacaksın kardeşim, <laughs> işini yapacaksın, doğru düzgün yapacaksın. İşte bunların da denetim mekanizması sendika olacak, senin haklarını da savunacak. Şimdi mesela bir sürü problem var üst üste koyduğunuz zaman. İşte bir disiplin kurulu var mesela Türk Hava Yolları'nda, bakıyorsunuz 3 sendika üyesi, 3 tane şirketten gelen üye. Hani yüzlerce problem var da bir tanesi. E, disiplin kuruluna giren adam atılıyor. Yani hani sendikalarda bu, yani sendikanın seni savunması lazım. Sendika şirketle beraber karşıda oturup pozisyonda. Niye? Çünkü oraya zaten onlar getirdi onları. Yani onların hmm. baskısı olmasaydı personel üzerinde e, o arkadaşlarımız orada olmayacaklardı. Ortaya bir sandık konsaydı, tercih edilseydi işler, normal usuller uygulansaydı. Şimdi mesela ben gidip Türk Hava Yolları'nda ya ben hava sen olarak böyle böyle bakın böyle bir sendikayım size katılmanızı istiyorum falan diyemiyorum. Hani ülkede güya sendikalar kanunu var. Aslında benim orada bir sendikal faaliyet yürütmem lazım. yürütebilmem lazım. Ya kapı açmıyor bana. Giremiyorsunuz içeri. Yani nasıl bu Hı -hı. şey nasıl bir demokratik ortam Hiç veya demokratik değil ve aynı zamanda insanların istedikleri gibi özgür bir şekilde istedikleri sendikaya üye olma Fırsatını da ortadan kaldıran bir şey. Şimdi bunu, bunu işte bu temelde bunu koyduğunuz zaman siz bu düzenin devam etmesinde yani yanlışlarla giderek doğru sonuçlar bekleyemezsiniz. Yani bir bu yanlışları devam ettirerek de artı bir şeyler bekleyemezsiniz. Ben şimdi arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Diğer işte çalışanlara da konuşuyoruz. Çok problem var. Ben her gün sendikaya telefonlar geliyor. Her gün konuşuyoruz. Ya bu ne olacak? Şu ne olacak? Ben de diyorum ki arkadaşlar sizin bakın bu sendikalar kanununun artı bir şeyi var. Eskiden notere gidiyordunuz bilmem çok eskiden. Şimdi e-devlete gireceksiniz. Oradan istifa edeceksiniz. Yani bu düzeni kırmanın tek yolu bu. Başka bir evet. yolu yok. Biz mücadeleyi yapıyoruz zaten. Yani bizim yaptığımız mücadeleyi e, şimdiye kadar kimse yapmadı. Yani Arkadaşlar diyor ki e, hiçbirisine ulaşamadığınız, ulaşmanızın engellendiği bir kitleye ulaşmaya çalışarak, bir şeyler anlatmaya çalışarak onların haklarını işte gerek şeyde siyasi partiler nezdinde, gerek STK'lar yönünden, gerek diğer her türlü ortamda, basında, yayında, her Kesinlikle. tarafta savunuyorsunuz, savunmak zorunda kalıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Arkadaşların Peki. yapacağı tek şey de oradan edelet üzerinden istifalarını etmek, yetkisini düşürmek sendikanın. Yoksa bu dedikleri problemlerin hiçbirisinin çözülme olasılığı yok. Yani bu böyle devam eder. Her toplu Hı -hı. iş sözleşmesi sürecinde de bu e, hayal kırıklıklarını yaşayarak devam ederler. Peki Türk Hava Yolları'ndaki uçucu personelin hem kokpitin hem de kabinin e, tamamıyla sizin tarafından ta, sizin tarafınızdan temsil edilebilmesi için ne tür bir sayı yakalamanız gerekiyor? Böyle bir şey var mı? Var. Şimdi <laughs> o da çok ilginç. Biz taşımacılık iş kolundayız. Mesela denizcilerin iş kolu ayrılmış. Ama havacıları <laughs> iş taşımacılık iş kolunda tutuyorlar. Şu an 1 milyon sayısını geçti taşımacılık iş kolundakiler. Bunların yaklaşık 600 bini taksi şoförleri, dolmuş şoförleri, e, motokuryeler ağırlığını bunlar oluşturuyor. Yani 200-300 bine yakın taksi şoförü var, bir evet. o kadar dolmuş şoförü var. Şimdi sizi bunların içine dahil ediyorlar. Bunların içine dahil ettikleri için diyorlar ki bu sektörde yüzde biri geçeceksiniz. Yani 10 bin sayısını geçmeniz lazım. Hmm. Şimdi 10 bin sayısını geçmek için, bakın benim açımdan kolay. Ben onu bir kere net açık söyleyeyim. Yani 300 bin taksiciler 10 bin tanesini üye yapmak kadar kolay bir şey yoktur. Bağ kaptan. Evet. Yaparım. 3 ayda. Hava yaparım. sene. 2 ayda. Hava sene üye olan taksicilerden mi bahsedeceğiz evet. o zaman? Ama Çok ilginç. bu inanın bakın ahlaki olmaz. Bana teklifler de geliyor. Ya yani niye uğraşıyorsun bu barajı geçmek için havacılar üzerinden? Şuradan diyor biz söyleriz taksici arkadaşlar üye olurlar. Ya yani İstanbul'da İki taksici sayısını düşünün. Yani hani 200 bin, 300 bin sayılarından bahsediyoruz. Yani evet. motokurya var 50 bin, 60 bin. bana geldiler. Konuştuk biz arkadaşlarımızla. Ya şimdi ben bunlardan 10 bin sayısını işte ne zaman geçerim? Ya havacılar gelirse geçerim. Sıkıntı yok. Ama ben böyle bir yönteme gitmek istemiyorum. Yani Çok o haklısınız. zaman... ya Bakın şu da olur. Ben şu anda deseydim ya ben bu artık hava sen adam ama havacılarla uğraşmayayım. Ben bir şu barajı geçeyim. Bir yerde bir işte tır şoförleri arkadaşlarla bir tane iş yeri bulayım. Oradan da 300 kişinin 150'sini yaparım. Aydatımı alırım. Keyfime bakarım. Böyle bir şey diyebilirim ben. Bunu dediğim zaman gidip 5 bin 10 bin tane taksici dolmuşçu. Yani ben Ankara'lıyım. Onu da söyleyeyim. Yani Ankara'da kendi çevremiz var. Gitsem desem ki eşimize, dostumuza, akraba, akraba sayımız da geniş. Desem abi bana bir işte dolmuşçuların bir kısmını üye yapın. Taksicilerin bir kısmını üye yapın. 10 bini geçeyim. Ben ondasını bu sendika devam etsin kendi. Ama bizim amacımız o değil. Yani bu ahlaki de evet. değil, etik de değil yani. Doğru. Doğru değil. Yani biz böyle mi gidelim? Hani diğerleri gibi eleştirdiğimiz yoldan biz de gitmiş olacağız. İş o şey zaman böyle bir yani şey. insanlar size niye gelsinler? Peki siz şeyden borçlar kanunundan bahsettiniz. Bana gelen sorulardan bir tanesi de ne yazık ki e, Türk Hava Yolları'nın özellikle yetiştirmek için işe aldığı, eğitim verdiği şu an çoğunun first officer olduğu pilotlardan çok soru geldi. Dediler ki bu borçlarla ilgili özellikle pandemi zamanında bu insanlara kısa çalışma ödeneği ödendi, maaşları kuşa çevrildi ama borçları hala avro cinsinden. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve neler yapabilirsiniz hava e, havasen olarak? Şimdi biz bu konuda gelen arkadaşlarımızın özellikle... Bir dönemde yurt dışına gidenler oldu. Ee, onların e, birkaç tanesinin davası devam ediyor. Halen devam ediyorlar. Bunları kişisel olarak yönlendirdik. Ama işte biraz önce bahsettiğim gibi yani bir yerde bir hatalı e, hatalı demeyelim de yanlış teşkilatlar olduğu için mesela bu toplu iş sözleşmesinde bu niye gündeme gelmez? Yani bu kadar insan bakın şu anda Türk Hava Yolları'nın akademisinden mezun ya bu şirketin yetiştirdiği belki 2000'i geçtiler bilmiyorum. Yani bu şirketin sahibi olacak grup var burada. Ve siz bunları borçlandırmışsınız. Şimdi düşünün. Dolar 19 lirayken arkadaşın borcu var. Dolar 4, euro 4 lirayken borca girmiş. 400 bin lira borcu var. Euro çıktı 10 liraya. Borç oldu 10 bin lira. Euro çıktı 19 liraya. İşte 1 milyon 200 bin liralık borç oldu. 1 milyon 900 bin lira. Ve Türk Hava Yolları da öyle bir yöntem izliyor ki. işte bazen 1000 euro kesiyor. Bazen 800 euro kesiyor. Hani maaş düşük kaldığı zaman. Ama bunu hep böyle her ay kese 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 operasyon karı olarak gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben bakın eğitim borcunu operasyon karı olarak gösterebilmek için bu insanların sırtınıza yüklediğiniz bu yükü ne kadar ahlakidir, ne kadar millidir bunu da söylüyorum. Ne kadar dinidir yani inancınıza göre ve siz bu ülkenin şirketinde yapıyorsunuz bunu. Ya bu insanların mecbur hizmeti var. Koyun mecbur hizmeti kardeşim. Yapmayan adam gidenden de isteyin. Ama mecbur hizmet koyduğunuz bir adamdan bu parayı bu şekilde tahsil etmek doğru mu ya? Herkes elini vicdanına koysun. 160 bin eurodan bahsediyoruz. Yani şu anki değerini hesaplayın. Yani böyle bir parayı evet, ma Türk lirası verdiğiniz maaşlardan keserek. Şimdi diyelim dolar 33 lira. Yani 40 lira oldu. Adam bu durduk yerde borcu artıyor. Aldığı para Türk parası. Aynen. Aynen. Yani bunu peki bu ne bundan önceki toplu iş sözleşmesinde geldi masaya ne ondan öncekinde geldi hiçbir zaman gelmedi niye gelmedi kim uğraşacak şimdi sendikanın amacı ne İşçi ve işveren işçi birey olarak işverenle karşı karşıya gelmesin diye sendika var yani siz bir probleminiz olduğu zaman işveren güçlü olduğu için işçiye demiş ki bir örgüt kur bir kurum kur bu kurumla haklarını savun Çünkü evet. burada hakkını savunacak olan her ay çatır çatır aidatını alan bir yetkili sendika bunu niye masaya getirmez? Bunu niye çözmez? Bunu niye müzakere etmez? Bunda niye inat etmez? Yani bu ülkenin bir problemi oldu artık ya. Bu havacılığın bir problemi oldu yani. Borçlu pilotlar, borçlu kabin memurları vardı bir ara. Bir ara kabin memurlarına şey imzalatıyorlardı, senet imzalatıyorlardı. Eğitimi tahsil ediyorlardı. Yani artık Bilmiyorum, utanılacak seviyeye gelen bir iş ilişkisi var havacılıkta. Ve bunun da liderliğini maalesef Türk Hava Yolları yapıyor. Kusura bakmasınlar. Evet. Peki diğer hava yollarında e, hava seni görebilecek miyiz ileriki yıllarda, ileriki aylarda? Şimdi bizim e, hava sen olarak her tarafta bir görüştüğümüz. Yani ben bütün şirketlerde çalışan arkadaşlarla görüştük. Onlarla gelecekle ilgili vizyonlarımızı paylaştık. E, ne diyeyim? Bir ekibimiz var diyelim. Hani öyle gör, şey yapayım. Ama bu biraz önce bahsettiğimiz sayıdan dolayı onların üye olmasının veya onlarla bir toplu iş sözleşmesi imzalama durumumuz olmadığı için şu an onları tutuyoruz. Biz mesela bazı şirketlerde de aslında e, teşkilatlanmıştık. O teşkilatlandığımız şirketlerin teşkilatlarımız şu anda biz biliyoruz arkadaşların kimler olduğunu. Tek Teknik üye olanlar var ama Hı -hı. bizim bu teşkilat yapımızda o arkadaşlardan oluşturduğumuz gruplar var. Bu ancak ve ancak biz yetkili sendika olursak bir yerde. Bunu net ve açık söylüyorum. Bütün havacılığa yayacağız. Yani o konuda hiç şey yok. Ve bu Anladım. şirketlerin korkacağı bir şey olmayacak. Çünkü herkes Olmaması da gerekiyor zaten. O yani korkulacak bir şey değil. Aslında şirketin işleyişine yardımcı olacak bir yapı bizimki. Kesinlikle. Yani biz çünkü burada bu uçağın uçması lazım. Emniyette uçması lazım ve şirketin büyümesi lazım. Çünkü havacılıkta biz olmamız gereken yerin çok gerisindeyiz. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani ben sadece böyle hani içeriye yapılan propagandalara bakmıyorum. Yani dışarıda e, Emirates'in de alıyorum karı ne kadar. Lufthansa'nınkini de alıyorum. O kaç uçakla, kaç tane destinasyona uçuyor ne kadar kar etmiş. Türk Hava Yolları ne kadar kar etmiş. Sun Express ne kadar kar etmiş. Pegasus'u ne kadar kar etmiş. Diğer şirketler ne kadar kar etmiş. Hepsine bakıyorum ben. Yani hepsini bir yerlerden bulup ortaya döküp ya bakıyorsun. E bizim karlılık oranımız düşük. E bunu kimse söylemiyor. Ama baktığınız zaman süper karlar göz gözüküyor. E bir de kıyas yapın evet. bakalım ne çıkacak ortaya? Hani sizin yaptığınız operasyondaki karınız nedir? Veya havacılıktaki kabiliyetinizi ne kadar artırdınız? Şimdi biz hep uçuşla ilgili konuşuyoruz. Teknik olarak kabiliyetinizi ne kadar artırdınız? Doğru. İşte gidiyorsunuz, convert ediliyor mesela 330'lar. E, yabancı bir şirket convert ediyor. Türk Hava Yolları'nın çok eskiden böyle e, yaptığı işler vardı. Şimdi niye yapamıyor? Tekniği. Veya bizim başka bir teknik kuruluşumuz yok mu? Yani başka bir teknik ticari şirketimiz yok mu? Onlar niye yapamıyorlar? Şimdi bir de başka konular da var. Mesela tekniği aldılar. Havacılığın taşımacılık iş kolunu dışına çıkarttılar zamanında. Teknikteki arkadaşlar şu anda diyorum ki siz emanet olarak oradasınız. Biz sizi alacağız buraya. Yani tekrar taşımacılık iş kolunu alacağız. Metal işi aldılar. Sanki metal şey. üretim yapılıyormuş gibi. O da ayrı bir hikaye. Yani o da bir saatte evet. konuşulacak bir konu. <laughs> Onu da başka alacağız bir videoda yani. anlatırız. Bu Euro borçlu arkadaşlar için tavrımız net. Şimdiye kadar yaptıklarımız da net. Bu böyle kabul edilebilir bir şey değil ve bu sürekli devam ediyor. Bir tane aklı başında bir yöneticinin gelip şu an için sendikadan bir şey çıkmayacak. Aklı başında bir yöneticinin gelip bunu düzeltmesi lazım. Evet. Ama bunu da kar gösteriyorlarsa o zaman herhalde ne kadar aklı başında olursa olsun belki de çok da kolay yapabilecekleri bir şey değil. Aslında birilerinin yönetimde şeyi anlaması lazım. Sendikayla veya çalışanlarla diyelim genel anlamda iyi bir ilişki içerisinde olursanız o zaman işte işte bütün şirketin evet. işle işi de o ölçüde daha iyiye gider. Bunun örnekleri dünyanın her yerinde var. Modern şirketlerde de var. Artık o insanların böyle sürekli bir kavga halinde olduğu veya ne bileyim çalışanları temsil eden insanları bir şekilde kayırdıkları biraz da böyle eskilerde kalmış yönetim tarzlarından şirketlerin çok da fayda olmadığını zaten 20. yüzyılda gördük artık bence özellikle evet. havacılık şirketlerimizin 21. yüzyıla da bir geçiş yapmalarına gerek var. Aynen öyle. Şimdi bizim tabii siz hani biraz önce pilotların Amerika'ya gelen pilotlardan bahsettiniz. Burada önümüzdeki günler Türk sivil havacılığı açısından daha zor olacak. Bunu ben 2009'da ilk ya pilot krizi geliyor diye yazdığımda ya bu ne diyor diyen yöneticiler şu anda herhalde hatırlıyorlardır onları. 2011'de en son tekrar bir çözüm önerisi yazıp göndermiştim ben. Benden istemişlerdi. Onu da yapmadılar. Ve şimdi bir ciddi bir pilot krizi var. Yani pilot krizi derken şimdi Cumhurbaşkanı'na falan işte o sorduğu zaman söylenen bir şey var. Ya biz hallediyoruz diyorlar. Halledemezsiniz kardeşim. Yani öyle pilot değil kaptan krizi var aslında baktığınız zaman yetişmiş nitelikli kaptan krizi çünkü evet. siz uçağa emanet edeceksiniz. Yoksa her uçuş okulu pilot yetiştiriyor. Yani o sayı 15-20 yıllık pilotlar ayrılıyor Türk hava yollarından. Evet. Onun yerine ne kadar yenilerden gelen olsa da o tecrübeyi kaybettiğiniz zaman, o deneyimi kaybettiğiniz zaman yerini almak e, biraz zor oluyor. Bir de en son yaptıkları bir şey daha var. Böyle alelacele bir kanun geçirildi. Türkiye'deki hava yollarının yurt dışından istedikleri gibi uçak kiralama e, izni verildi ve bunları iç hatlarda da kullanma izni verildi. Bugün. Evet. Anadolu Jet'te, A Jet'te veya başka hava yollarında iç hat uçuşlarında bile yabancı pilot, yabancı kabin çok var. Yabancı uçaklar var, yabancı tescilli uçaklar var. Dendi ki işte bu kabotaja aykırı değil ama siz İstanbul'dan Erzurum'a, Latvia'da veya Litvanya'da olan bir uçakta uçuyorsanız siz ne kadar para kazanıyorsunuz milli olarak? Servetin bir kısmı başka bir ülkeye gidiyor. Onu da tartışmak lazım aslında. E, bu da işte pilot açığını kendilerine göre bir şekilde e, kapatmanın bir yöntemi olarak galiba ortaya çıktı. Peki bir sene sonra Ama ne yapacaksınız? Taşıma yani, suyla nasıl dönecek Değirmen önemli şimdi olan. Şimdi burada o. sizin ismini vermeyeceğim. Orta Doğu'daki bir şirket bir, bir gün bir bakıyor bilmem kaç yüz tane Türkiye'den başvuru var. Diyorlar ki ya biz evet. acaba şey mi hani hackerlar saldırı falan mı yapıyorlar falan. <laughs> Telefonla dönüyorlar evet ya Türkiye'den bilmem kaç yüz tane Orta Doğu'daki bir charter şirketine bizim o büyük baba şirketlerden başvurular var. Evet. Adam şaşırıyorlar ya niye diye. Bu şimdi bu başvurular halen duruyor orada. Bunları şimdi biz anlatıyoruz. Yani söylediğimiz zaman ya insanlar bu ülkeden gitmek istemiyor kardeşim. Amerika'ya gitmek istemiyor, oraya gitmek istemiyor, buraya gitmek istemiyor. Bana sorduklarında dediğim şey bir sıkışmışlık var. Yani evet. zihinsel olarak bir gün bu şirkete geldiğimde elime bir tane kağıt tutuşturlar ve iş aktim feshedilebilir. Çünkü hakkımı savunacağım bir ortam yok yani haklı mıyım değil miyim bunu ifade edebileceğim bir ortam yok. Bir zemin yok. Böyle bir şey hazırlanmamış. Elime birisi bir kağıt tutuşturuyor iş hakkın feshedildi. Gidiyorsun mahkemeye mahkeme seni haklı buluyor. Evet diyor haksız yere iş hakkınızı feshetmişler. Ama ben bütün birikimimi kaybettim. Yani şirkette onlarca yıldır çalışıyordum. Siz hepsinin emeğimi orada yok ettiniz. Haksız yere beni işten çıkararak bunu nasıl telafi edeceksiniz? Bunu telafi edemiyorsunuz. Yani paranın ötesinde yaşadığınız, katkı sağladığınız bir yerlere gelmesine çaba gösterdiğiniz o havacılık şirketlerimizde böyle bir durum var. Şimdi bu insanlar ne yapıyorlar? İşte bu insanlar diyorlar ki daha emniyetli ve güvenli gördükleri yerlere gidiyorlar. Daha huzurlu çalışacakları yerlere gidiyorlar. Bunun olmamasını diliyorum. İnşallah bir an önce bunun için önlemlerini alırlar. Ama önümüzdeki seneden sonra yani 2025 özellikle Türkiye'den ciddi bir pilot çıkışın olacağını tahmin ediyorum. Çünkü hem Amerika için ee, çok fazla Efe başvurusu yapı yapıldı. Onları biliyoruz. Geçen bir kaptan, first officer ikinci pilot arkadaşımla konuşmada söylediği şey. Diyor ki kaptan oluyorum, bitireceğim. Bir sene kaptanlıktan sonra tamamıyla ben ilişimi keseceğim, yurt dışına gideceğim. Şimdi baktığınız zaman bu arkadaşlarımızın hepsi e, milli duyguları yüksek arkadaşlar. Ama siz her gün tepesinde bir baskı aracı kullanırsanız ve her gün bu baskıyı hissettirirseniz insanlara çoluğunun çocuğunun geleceğini düşünmek zorunda. Yarın Aynen. bir gün elimde sıfırla beni bu şirketin kapısına koyabilecek bir irade varsa burada ben o zaman kendimi daha güvenli hissedeceğim yerlere geçerim. İşte bunda ABD'deki pilot krizinin etkisi çok büyük. Orada iyi bir yaşam sunuyorlar. Orta Doğu'da yeni kurulan şirketler siz de takip ediyorsunuzdur. Takip ediyorum tabii. Şeyi sundukları şeyler çok iyi artı ciddi güvenceler veriyorlar. Yani onlarla birebir görüşmeye gidenler var. Benim bu sorduğum soruların birçoğunu sormuşlar ve cid, e, çok e, ne diyeyim tatmin edici cevaplarla dönmüşler. Onlar da Türkiye'den çok çekecekler. Yani önümüzdeki seneyi nasıl atlatacaklar bilmiyorum. Hızlı kaptan yapmak ciddi bir risktir. Tabii. Yani uçuş saatini düşürelim, yıllık tecrübeyi düşürelim, minimumlara çekelim. E, bu havacılıkta telafi edemeyeceğiniz sonuçlar doğurur maalesef. Ne zaman zamanı gelirse o zaman kaptan yapmanız lazım. Bu olmazsa olmazdır. Yani siz bunu ben saati düşüreyim daha çok kaptan üreteyim. Saati düşüreyim daha çok kaptan üreteyim. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi Türk Havalarında iki tane bir white body filoları var. Bir de 737 320 filoları var. Evet. White body'ye geçiş. Ya şimdi bir şirket şu düzenlemeyi yapamaz mı ya? Yani 5 yıl 737'de kaptan uçuruyorsunuz. Bu arada öğretmen yapıyorsunuz. Ondan sonra sırası geldiği zaman yukarı geçiriyorsunuz. Niye? Çünkü yukarıdaki şey white body'deki maaş daha yüksek. Ya aşağıdaki tecrübe ne olacak? Oradaki tecrübe 737 320'deki. Yani 15 yıldır bu problem çözülmez mi? Yani oturup ya burada da tecrübeli öğretmen kalsın, burada da tecrübeli kaptan kalsın. Ona göre bir düzenleme yapalım diyemez mi bir yönetim? Ama umurunda olmazsa veya havacılığı bilmezsen veya tepeden ilme oralara geldiysen bu işleri çözemezsin tabii. Evet. Şimdi bunun bunu söylediğimiz için şimdi tepki alacağız ama bunu söyledi bunu söylemek ben zorundayız. De alacağım biliyorum. Ama bunu çok söylemek alsın. zorundayız. Bu niye? Çünkü Türk Hava Yolları veya diğer şirketler bunlar bizim şirketlerimiz. Sadece biz bu ülkenin malı ve bu ülkeye para getiriyorlar. Bu ülkenin evet. en fazla döviz girişi havacılıktan oluyor şu anda. Ve biz diyoruz ki burada daha halen bakın %30'da bile değiliz havacılık performansında ticari olarak. Çünkü ortada bir plan yok. Ortada bir master plan yok. Nereye gideceğimiz belli değil. Uçak alarak Fransız'ı da büyütüyorsun, Alman'ı da büyütüyorsun. Onlar hep senin önündeler şu anda. Çünkü onlara çalışıyorsun. Taksi şoförlüğü pozisyonundayız. Yani hani İstanbul'da taksi şoförleri araç kiralarlar. Adam şofördür, onu kullanır. Aracın sahibi en çok kazanır. Yani biz o pozisyondayız şu anda Türkiye olarak. Doğru, doğru. Ne zaman havacılığın içine gireceğiz? Her şeyini e, üretir, kontrol eder veya sertifiye eder hale geleceğiz. Yani bunları gelemiyoruz bir türlü. Hani bunlar da problemlerden bir tanesi. Hocam sizinle saatlerce sohbet etmek mümkün. Çünkü hakikaten havacılıkta özellikle çalışanların durumu bir dokun bin ah işit şeklinde. Tabi bunu bazı havacılık şirketlerinden destekli paylaşım yapanlar anlatmıyorlar. Ama her zaman için ben bunun savunucusu oldum doğruya doğru, eğriye eğri, artı olanı artı, eksi olanı eksi diyelim. Bütün önümüzdeki sorunlarımızı önümüze koyalım ki çözümleri de yaratılsın diye amaçlıyordum. Bugün biraz olsun belki de tuz katmışızdır o çorbaya ama gerçekten de birazcık ortam çorba düzeyine gelmiş durumda havacılıkta, özellikle çalışanlar açısından. Son olarak şeyi sorayım size, sizin sendikanıza ilgi duyan insanların neler yapması lazım? Sizin sendikanıza üye olmak isteyen insanların, biraz evvel E-Devlet'i söz ettiniz. Evet. Birazcık ondan bahsederseniz onu anlatalım, insanlara biraz bilgi verelim size nasıl katılacaklarına dair. Ki bu savaşta yanınıza daha çok neferler katılsın. Şimdi burada öncelikle ben, tabii hep kaptanları konuşuyoruz ama bizim sahamız, e, kabim memur arkadaşlarımız, tabii ki aslında ağırlıklı onların sayısı çok fazla ve biz aslında şu durumda en çok onların iş güvencesi üzerinde titizlikle durmak istiyoruz yani çünkü kaptanlar sonuçta lisansları var ve dünyada kaptan ihtiyacı var bir taraflara hemen başka bir yerde iş bulabiliyorlar ama kabin memuru arkadaşlar maalesef işi kaybettikleri zaman aynı gelir düzeyinde başka bir iş bulma olasılıkları çok yok çünkü Hı. havacılık sektöründe öyle bir şey var yani işte Türk Hava Yolları'na ayrılırsan başka bir yere giremiyorsun. Pegasus'tan ayrıldın gelip Türk Hava Yolları'na giremiyorsun. Sıkıntılar yaşatıyorlar. Burada maalesef şu anda ek bir kazanımları da yok. Kabin memurlarının özellikle. Aynı şey yer personeli için de geçerli. Bu arkadaşlarımız için de geçerli. Yani şöyle bir algı oluşmuş durumda. Ya bu kaptanlar gitmesin biz bunlara parayı verelim ama diğerlerine işte daha az verebiliriz. Veya kabini kokpiti bir ayıralım, kaptanları ayrı alalım bir tarafa onlara verelim paralarını. Kabin nasıl olsa binlerce işsiz var. İran'a çıktığımız zaman geliyorlar. İşte onun için en çok sendikaya ihtiyacı olan personel, kabin memuru arkadaşlarımız, yer görevlileri. Onların iş güvenceleri çok önemli. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Ee, onun için şu anda da hiçbir ek hakları da yok. Onu söyleyeyim. Yani o toplu iş sözleşmesinde evet. yazan bir sürü şey var. Aslında bir sayfalık bir toplu iş sözleşmesi var elde. Onun için bizim yetkilendirilmemiz önemli. Yani biz oturup insanı ortaya koyarak temelde insan olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunun için arkadaşların yapacağı şey şu. Bir kere şu anki yetkili sendikanın yetkisinin düşmesi lazım. Yani oradan üyelikten ayrılmanız lazım. Sayısının düşmesi lazım. Bunun için yapacağınız şey telefonunuzdan veya masaüstü bilgisayarınızdan, işte ne, tabletten e-devletiniz üzerinden girip sendika yazıp orada sizin karşınıza çıkan ekranda sendika üyeliğinden ayrılığı işaretleyip daha sonra hava sene ya katılışı yapmanız lazım bizim sayımız bu yetkiyi alacak seviyeye ulaşırsa ek protokol yapamayacak o sendika. Yani sizin haklarınızla ilgili şimdiye kadar özellikle uçucular üzerinden çok fazla ek protokolle hak kaybı oldu. Bunu yapamayacak, yetkisi olmayacak bunları yapmak için. Hukuken böyle bir şeyin altına imza atma yetkisi olmayan bir sendika evet. haline gelecek. Ve ek protokolleri yapma yetkisi Hangi sendikaya verirseniz bunu, hangi sendika üye olursanız onda olacak. Dolayısıyla bu kazanımları yapmak, daha doğrusu kazanım demeyelim de insanca mesaiye gidip gelmek, daha böyle huzurlu bir iş alanına sahip olmak. Şirket açısından da dediğim gibi biz aldığımız aidatları yine bu havacılığa harcıyoruz. İşte ekip planlamasından tut, izinlerin planlamasından tut. Ya düşünün havacılıkta mazeret izni kullanamıyor, kadın yok Yani kullandığı zaman sıkıntı yaşatıyorlar şirketlerde. Yani hakları çünkü uçuşun yerine yerisine yeni ekibi oluşturmak onlar için zor geliyor. Böyle bir hakkı kullanamıyorsunuz. Bunun gibi şeyleri düzenlemek hem sizin açınızdan hem şirket açısından ve sizin artık şirkette hiçbir konuda muhatap olmayacağınız bir yapıya ulaşmak için hava senin mutlaka yetkili olması lazım. Biz şirketlerle ve işverenle sizin adınıza her konuda artık biz muhatap olacağız. Eğer biz yetkili olursak. Siz kesinlikle patronun karşısında veya işverenin karşısında tek başınıza olmayacaksınız. Bunu istiyorsanız bu sağlık muayenelerinizde olur, izinlerinizin planlanmasında olur, sosyal haklarınızda olur. Her şeyde sendika sizin adınıza görüşecek işverenle. Böyle bir sendika istiyorsanız dediğim yöntemi izleyip mutlaka Havasen'e katılın ve Havasen'i güçlü hale getirin. Çünkü sizin sendikanız, yönetimde siz varsınız. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Umarım bu çağrınızda bir sürü uçucu, personele, yer personeline gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden bize hizmet veren yer personeline de ulaşır. Onlar da bu çağrınıza kulak verirler ve sonucunda da siz de yetkili sendika haline gelirsiniz. Çünkü anlattığınız kadarıyla sizin hakikaten işlerin iyi gitmesi yönünden hem işveren açısından hem de çalışanlar açısından çok güzel planlarınız var. Umarım bunları da gerçekleştirmeye fırsatınız olur ileride. Çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Genellikle ben bir yatıda olurum, konuğum karşıda kendi mekanında olur. Bugün rolleri değiştirdik. Siz Hong Kong'dan katıldınız. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra tekrardan görüşmek umuduyla diyorum. Belki de işte İstanbul'a bir uğradığımda da yüz yüze görüşme fırsatımız olur. Ama her şeyden önemlisi kanala geldiğiniz ve misafirimiz olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. En azından hava sen adına bir şeyler söyleyebildik. Ben teşekkür ederim. Yüz yüze görüşmeyi de çok isterim. Size de iyi günler, iyi uçuşlar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün önemli bir konuya değindik. Türk havacılarının ve Türk havacılık camiasında çalışan gerek kokpit gerek kabin gerekse de yer hizmetlerinde çalışan insanların sıkıntılarının olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Ve bu sıkıntıların anlatılması için de tanımlanması için de Havasan Genel Başkanı ile uzun bir görüşme yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz bu videoyu izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha yayınlarında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde görüşmek üzere. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi havacılıkla kalın. Hoşçakalın.